Arkadaşlar, herkese selam. Bu sabah kalktığımda benimle alakalı internet sitelerinde bazı haberlerle karşılaştım. Son dakika haberleri gelmeye başladı ve başlıklar 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen aynı. Google'a Ahmet Çevik haberler kısmına girerseniz e, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Başlıklardan bir tanesi şu: Olacak o kadarla ünlüne ünlenen oyuncu Ahmet Çevik yıllar sonra ortaya çıktı, yeni mesleği şaşırttı. Başlık bu. İkinci habere geliyorsunuz. Olacak o kadarın yıldızı Ahmet Çevik yıllar sonra ortaya çıktı. Başlık bu. Üçüncü haberin başlığı. Mevlüt Usta'nın yancısıydı. Olacak o kadarın yıldızı Ahmet Çevik bakın şimdi ne yapıyor. Dördüncü haber. Ahmet Çevik kaç yaşında? Ahmet Çevik'in son hali. Ve benim e, fotoğraflarımı koymuşlar. Şimdi ben ilk başta atılan başlığı örnek alarak size cevap vermek istiyorum. E, arkadaşlar ben hiçbir yere kaybolmamıştım. Beni bilen biliyor zaten. Instagram sayfamda, YouTube sayfamdaki paylaşımlarım devam ediyor. Fakat e, tabi yıllarca televizyona çıkıp e, 10 sene gibi bir süre televizyona çıkmayınca insanlar sizin hiçbir şey yapmadığınızı düşünüyorlar. Ama birazcık araştırırlarsa, benim tiyatro yaptığımı, tiyatro sahnelerine devam ettiğimi ve hiçbir zamanda oradan uzak kalmayacağımı çok iyi anlamaları lazım. Hayatımın hiçbir döneminde tiyatroyu ihanet etmedim. Televizyondan ya da sinemadan teklif geldiğinde benim oyunlarım var, oyunlarıma göre ayarlayabilir misiniz cümlesini hep kurdum. Yani ben oyun oynarken sinemadan ya da televizyondan teklif geldiği zaman tiyatrodan ayrılmadım. Ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz. O yüzden de ben hiçbir yere kaybolmadım. Siz yoksunuz. Nasıl yoksunuz biliyor musunuz? Yani gittiğimiz yerlerde e, gelip fotoğraflarımızı çekmediniz. E, yaptığımız oyunların güzelliğini yapmadınız. Bunu yapmayan arkadaşlarımız için söylüyorum ya da bu haberi çıkaran kişiler için söylüyorum. Bu yüzden de ben televizyonlarda olmayınca hiçbir şey yapmadığımı zannetmeyin. Lütfen instagram sayfamdan beni takip ederseniz her gittiğimiz şehri paylaşıyorum. Nerede olacağımızı, saat kaçta oyun oynayacağımızı hepsini belirtiyorum arkadaşlar. Instagram sayfamda Ahmet Cevik Tiyatrosu diye geçiyor. Şu anda oynadığımız oyunun ismi de Piknik Sepeti. Bir oyunda da e, konuk oyuncuyum, e, selvi boylum az boyalım diye. E, bu konuyu böylelikle şimdilik kapatabiliriz. Tabi bu haberin altına da benim yıllar önce geçirdiğim bir kaza sonucunda tat ve koku alma duyularını yitirdi, ara verdi mesleğine gibi bir cümle var. Yine bu haberi yapan gazeteci arkadaşa şunu söylemek istiyorum. E, insan tat ve koku alma duyularını yitirince elden ayaktan düşmez. Yani kasap da Allah korusun tat ve koku alma duyularını yitirince işine devam edebilir. Bakkal da ya da belediye işçisi de ya da bir avukat da ya da bir doktor da ya da bir oyuncu da anlatabiliyor muyum? O yüzden bu cümle asılsız bir cümle. Ben tat ve koku alma duyularımı evet 45 gün kaybettim ee, ve bunu da Başka videolarımda anlattım detaylı bir şekilde nasıl kaybettiğimi, neler yaşadığımı ve hangi kokuyla, hangi kötü kokuyu duyarak hayatın aslında duyabileceğiniz her kötü kokunun bile bir anlamı var, bir kıymeti varrı bir videomda anlattım. Lütfen onu da seyredin. O yüzden mesleğime hiçbir şekilde de ara vermedim. Ee, bir şey daha var. O da neydi? Şu anda ne iş yapıyor? Ben dediğim gibi şu anda hala mesleğimi devam ettiriyorum. Pandemi döneminde her meslek dalında, dalı sekteye uğradığı gibi tabii ki tiyatroda, tiyatrolarda kapatıldı. Tiyatrolardan uzak kaldık. Biz yaklaşık bir buçuk iki sene ee, televizyonda hiçbir şey yapamadık. Ve insan hayatında B planı ve C planı arayışına giriyor. Onlardan biri de bendim. Ee, YouTube sayfamda çok küçük bir kitleye sahiptim. Yine hala küçük bir kitleye sahibim. Ee, küçük küçük skeçler çekmeye başladım. Yelda Alp, Cengiz Güler Yüz ve kamerada Şahin Tuhan'la beraber. Ee, sonra pandemi sayıları artınca görevimizin bilincinde olup bir araya gelmememiz gerektiğine karar verdik ve bir ara verdik. Sonra sadece Cengiz Güler yüzle beraber bir söyleşi programı yapmaya karar verdik. Altı üstü sohbet programın adıydı. Lale Berkız, Sinan Benger, Dostel, Verve ve Ebru Kuralla yaptığım röportajlardan sonra gene onlar da benim profilimde var göreceksiniz. Gene pandemi sayıları yükseldi ve biz gene ona da ara verdik. Ve yaklaşık 8 aydır da hiçbir şey yapmıyorum YouTube'a da. Bu alanda da e, yaklaşık son bir senedir e, pandemi biraz sayıları düştü. Düşmesiyle beraber işte tiyatrolar, tiyatro e, sahneleri açıldı. Eğlence sektörü açıldı diyelim. Ve biz de mesleğimize geri döndük. E, tabii ki YouTube'a devam etmek istiyorum. E, başka platformlarda da varım bu arada gazeteci arkadaşım. Onu da bilmeni isterim. Çok da güzel bir haber değeri de var. Onu da sana söyleyeyim. Biraz daha araştırırsan, her gece bir yerde canlı yayın açıyorum. Anılarımı anlatıyorum, yaşadığım hikayeleri anlatıyorum, ee, oyunculukla alakalı deneyimlerimi anlatıyorum. Tiplemeler yapıyorum, insanları güldürmeye çalışıyorum. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Bilgin olsun. Belki onu da çıkartırsın ortaya. Ama tiyosunu ben vermiş olayım sana. Lütfen ama röportaj yapmadan önce de bir telefon açarsan ya da bir yerden yazıp bana ulaşırsan her şeyin gerçeğini yazarsın. Çok daha güzel olur. Ee, başınıza şaşırdım. Çok özür dilerim. Ama bu açıklamaları da yapmak zorunda kaldım. Kırgın ya da kızgın değilim. Beni yanlış anlamayın. Sadece bilmenizi istedim. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.